Merhaba arkadaşlar, duyu organları 2 yani burun, dil, deri ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar, koklama duyu organımız burun, burnumuz kemik ve kıkırdaktan oluşmuş bir organımızdır arkadaşlar. Burnumuz kokuların alınması ve soluk alma ile vücuda giren havanın temizlenmesini, ısıtılmasını, nemlendirilmesini sağlar. Bu nedenle arkadaşlar, sürekli burnumuzla nefes almayı öneririz. Burnumuz hem duyu hem de solunum sistemi organımızdır. Bakın arkadaşlar, burnunun iki çeşit özelliği var. Hem solunum sistemini işlediğimizde burnu işlemiştik, hem de duyu organımızdır arkadaşlar. Burun boşluğunda bulunan mukus salgısının görevi burnumuzun içinin nemli kalmasını sağlamak ve soluk almayla burnumuza giren havadaki mikropları tutmaktır. Burun boşluğunun üst tarafında koku almaçları bulunur arkadaşlar. Şuraya baktığınızda koku almaçlarını görüyorsunuz. Şu kareyle gösterilen yer. Bu almaçların yoğun olarak bulunduğu bölgeye de sarı bölge denir arkadaşlar. Şurası sarı bölge. Burada yoğun olarak duyu almaçları bulunmaktadır. Koku almaçları. Koklama olayı arkadaşlar, kokulu cisimlerden yayılan ve havaya karışan koku tanecikleri soluk almayla burnumuza girer. Koku molekülleri sarı bölgede bulunan mukus sıvısında çözünerek burada koku almaçlarını uyarır. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Uyarı beynimizin koku alma merkezine sinirler tarafından iletilir. Koku alma merkezi, yani beynimiz, uyarıları yorumlar. Kokuyu algılayabilmemiz için koku taneciklerinin mukus sıvısında çözünmesi gerekir arkadaşlar. Çözünmediğinde biz kokuyu alamayız. Burun hastalıklarla devam edelim. Burunda et büyümesi. Burunda et büyümesi sonucu soluk alıp verme güçleşir. Ameliyatla bu et alınarak soluk alıp vermemiz düzelir arkadaşlar. İkinci burun hastalığı sinüzit. Sinüslerin iltihaplanması sonucu oluşur ve baş ağrısına neden olur. Üçüncüsü saman nezlesi. Bir alerji çeşididir arkadaşlar. İlkbahar ve yaz aylarında bitkilerde üretilen polenler rüzgarla yayılır. Buruna kaçan polenler şiddetli hapşırma ve burunda suya benzer bir akıntı gelmesine neden olur. İlaçla veya aşı ile tedavi edilir arkadaşlar. Dördüncüsü burun kanaması. Bu çok başımıza gelir arkadaşlar. Burada burnumuz kanadığında, şu şekillere baktığımızda, kafamızı arkaya doğru aldığımızda yanlış. Ön tarafa hafif eğeceğiz arkadaşlar ve burnumuza 10 dakikalık bir tampon uygulayacağız. Bu doğru bir harekettir arkadaşlar. Ergenlik döneminde gençlerde büyümeye bağlı burun kanamaları görülebilir. Orta yaşlarda ise tansiyonun yükselmesi sonucu burun kanaması ortaya çıkabilir. Burnu kanayan kişiyi hemen bir yere oturtturmalıyız. Başını öne doğru hafifçe eğip burnunun kanayan deliğine 10 dakika bastırmalı ve bu süre içerisinde ağızdan nefes almasını söylemeliyiz arkadaşlar. Tat alma organımız dil. Dilimiz yediğimiz ve içtiğimiz besinlerin tatlarını almamızı sağlayan duyu organımızdır. Ayrıca dilimiz çiğnemede, yutmada ve konuşmada da yardımcı olur. 4 çeşit tadı ayırt edebilir dilimiz arkadaşlar. Farklı tatları algılamamızı sağlayan 4 farklı almaç hücreleri dilimizin her yerinde tat alma tomurcuğu denilen yapılarda bulunur arkadaşlar. Dilimizin üzerinde küçük küçük tomurcuklar vardır. Onlar tat alma tomurcuklarıdır. Ancak belli bölgelerde farklı almaç hücreleri yoğunlaşmıştır. Arkadaşlar, her bölgede tat alma tomurcukları var. Fakat belli bölgelerde bunlar yoğunlaşmıştır. Örneğin dilimizin ön tarafında tatlı duyu almaçları yoğunlaşmış. Birazcık arkada tuzlu, bir arkada ekşi, dilimizin en arkasında ise arkadaşlar acı tat alma duyumuz yoğunlaşmıştır. Biz mesela tatlı cisimleri dilimizin uç tarafında ne yaparız? Hemen tadabiliriz. Tuzlu biraz arkada, ekşi biraz da arkada, acı en arkada. Besinlerin tadını alabilmemiz için besinlerin tükrükte çözünmesi gerekir arkadaşlar. Etkinlikle devam edelim. Dilde tat almanın nasıl gerçekleştiğini açıklayalım. Arkadaşlar, dilimizde tat alma molekülleri tükrükte çözünür. Tat molekülleri tükrükte çözüldükten sonra dildeki tat tomurcukları uyarılır.
duyular uyarıldıktan sonra da sinirler uyarıyı beyne iletir ve tat algılanır arkadaşlar. Dilin hangi bölümünde hangi tatların daha yoğun alındığını şekildeki numaraları kullanarak belirtelim. Arkadaşlar bir numara en arka acıydı. İki bir önde ekşi, tuzlu, dilimizin en önü ise dört numara arkadaşlar tatlıydı. Unutmuyoruz. Koku ile tat alma arasındaki ilişki. Arkadaşlar bu 2019 Bursluluk'ta çıkmıştı bu ilişki. Bu önemli arkadaşlar. Duyu organlarının çalışmasını denetleyen ve düzenleyen organımız beyindir arkadaşlar. Beyinde bulunan koku ve tat alma merkezleri birlikte çalışır. Bu nedenle kokusunu iyi algılayamadığımız besinlerin tadını da iyi algılayamayız arkadaşlar. Örneğin grip veya nezle olduğumuz zamanlarda burnumuz tıkalı olduğu için yediğimiz besinlerin tadını iyi algılayamayız arkadaşlar. Beşinci duyu organımız deri arkadaşlar. Dokunma duyu organımız deri. Deri en büyük duyu organımızdır ve vücudumuzun dışını tamamen kaplar. Derimiz de dıştan içe doğru iki kısımdan oluşur. Üst deri ve alt deri. Arkadaşlar üst deriye bakalım öncelikle. Üst deri derinin alt bölümlerini dışta etkilerden koruyan tabakadır. Derimizin rengini üst deride bulunan özel hücreler belirler. Arkadaşlar koyu tenli mi açık tenli mi yani siyah tenli mi açık tenli mi olduğumuz yine burada bulunan pigmentler sayesinde derimize rengini verir. Yani derimize rengini veren pigmentler üst deride yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi alt deriye bakalım. En altta bulunan yağ tabakası vücudumuzu çarpmalara karşı korur. Bakın en altta yağ tabakası var arkadaşlar. Ayrıca vücudumuzun ısı kaybını önler. Alt deride yer alan ter bezleri terleme ile boşaltıma yardımcı olur. Arkadaşlar kan damarları derimizi besliyor. Ter bezleri, kıl kasları, kıl kökü ve yağ tabakası. Dokunma olayına geçelim arkadaşlar. Çevremizde cisimlerin sertlik, yumuşaklık, basınç, sıcaklık, soğukluk gibi özelliklerini alt derimizde farklı duyu almaçları tarafından algılanır arkadaşlar. Duyu almaçları alt deridedir, bunu unutmayalım. Duyu almaçları ile alınan uyarılar sinirler ile beynin ilgili bölümüne iletilir. Beyin uyarıları değerlendirir, ilgili organa tepki mesajı gönderir. Böylece cismin sert, yumuşak, sıcak veya soğuk olduğunu algılarız arkadaşlar. Derimizin her yerinde aynı oranda duyu almacı bulunmaz. Bu nedenle algılama duyusu derimizin her bölgesinde aynı değildir. Örneğin arkadaşlar parmak uçlarımız ve dudaklarımızda deride dokunma duyusu daha güçlü hissedilir. Çünkü parmak uçlarımızda ve dudaklarımızda arkadaşlar duyu almaçları daha fazla yoğunlaşmıştır. Deri hastalıklarıyla devam edelim. Birincisi cilt kanseri arkadaşlar. Güneşte ultraviyole ışınların cilt dokusunu tahrip etmesi sonucu oluşur. İkincisi egzema. Çeşitli iç ve dış faktörlerle derimizin iltihaplanmasıdır arkadaşlar. 3. Ürtiker. Arkadaşlar bu kurdeşen de denir halk arasında. Deride kaşıntılı, kızarık, kabarcıklar oluşur. Alerjiktir. Halk arasında kurdeşen olarak da bilinir. 4. Sedef hastalığı arkadaşlar. Genetik bir hastalıktır. Yani anne babadan bize geçer. Deride kırmızı lekeler şeklinde görülür. Yani derimizin leke leke görünmesi arkadaşlar. Bazı deri hastalıklarının teşhisinde dermatoskop adı verilen araçlar kullanılır arkadaşlar. Şurada dermatoskopu görüyorsunuz. Arkadaşlar cildiyeye yani dermatoloğa gittiğiniz zaman burada dermatoskopla ne yapar? Cildinize bakar ve öyle teşhis koyar. Dermatoskop ile daha önce aile üyelerinden biri deri kanserine yakalanmış kişilerin vücutlarında ben ve lekeler, açık tenli kişilerin cildi, vücudunda çok sayıda ben bulunan kişilerin benleri incelenir arkadaşlar. Deri hastalıkların teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış kişilere dermatolog denir arkadaşlar. Hemen etkinlik yapalım arkadaşlar. A ile gösterilen kısım kıllar arkadaşlar. B ile gösterilen kısım kıl kökleri. C ile gösterilen kısım arkadaşlar baktığımızda kan damarları. D ile gösterilen kısım duyu almaçları. E ile gösterilen kısım arkadaşlar yağ bezleridir.
2019 bursluluk sorusunu çözelim. Arkadaşlar bu uygulamalar ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir diyor. Besinlerin tadının alınması ile ilgili bir deneyde iki uygulama yapılmıştır. Birinci uygulamada bir öğrenci yalnızca gözü kapalıyken patates ve elma tattırılıyor. Öğrenci bunların patates ve elma olduğunu söyleyebiliyor. İkinci uygulamada ise arkadaşlar aynı öğrencinin hem gözü hem burnu kapatılarak aynı besinler tattırıldığında patates ve elmanın tatlarını ayırt edemiyor. Arkadaşlar birinci de sadece gözü kapatılıyor. İkincisi ise aynı öğrencinin hem gözü hem burnu kapatılıyor. Hatırlarsanız arkadaşlar biz ne demiştik? Tatla koku alma birlikte çalışıyordu. Ona göre çözeceğiz bu soruyu. Aynı tattaki besinler ayırt edilemez. Yanlış arkadaşlar, ayırt edilebilir. Besinlerin tadının alınmasında kokunun da etkisi vardır. Evet, cevabımız B şıkkı. Çünkü ikincisi de burnu da kapatıldığı için tatları algılayamıyor. Cevabımız B şıkkı. C'ye bakalım. Besinlerin tadının alınması için kesinlikle görülmesi gerekir. Hayır, birinci de görmediğinde de yine tadını alıyor. Birinci deneyde gördünüz. D, bazı besinlerin tükürük sıvısında çözünmez diyor. Hayır arkadaşlar, bu besinler birinci de algılandığına göre demek ki çözünebiliyor. Cevabımız B şıkkı olacak. Yine soruyla devam edelim. Fen bilimleri dersi öğretmeninin deri hakkında bildiklerinizi bizimle paylaşmak isteyen var mı sorusuna bazı öğrenciler yukarıdaki cevapları vermiştir. Buna göre öğrencilerin hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. En büyük duyu organımızdır. Ali doğru. Vahito bakalım. Dış katmandaki hücreler canlı diyor. Yanlış arkadaşlar. Vahit yanlış söylüyor. Dış katmandakiler canlı değildir. Yani cevap Vahit olacak. Halil'i okuyalım. Solunum ve boşaltıma yardımcı olur. Evet arkadaşlar. Deride terleme ile solunum ve boşaltıma yardımcı olur. Naci, vücudu dış etkenlerden korur. Evet, derimiz vücudumuzu dış etkenlerden korur. Hangisi yanlış? Vahit. Aşağıdakilerden hangisi derinin yapısında bulunmaz diyor. Kan damarları var. Retina göz yapısında bulunur. Deride bulunmaz cevap B. Kıl kökü var. Ter bezi var. Cevabımız B şıkkı. Retina gözün yapısındadır. Devam ediyoruz. Derimizle ilgili yine bir soru var arkadaşlar. Grafiği inceleyen Zehra'nın aşağıdaki yorumların hangisi hatalıdır diyor. Derimizde sıcağı ve soğuğu algılayan almaçlar var arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte bu almaçların ortam sıcaklığına göre uyarılma sıklığı verilmiş. Uyarılma sıklığı ve ortam sıcaklığı grafiğine baktığımızda arkadaşlar uyarılma sıklığı 35 ile 40 santigrat derece arasında gittikçe azalıyor. Baktığımızda arkadaşlar sıcaklığı algılayan almaçlar ise 35 santigratların üzerinde artıyor. Arkadaşlar neden 35'in üzerinde? Çünkü vücut sıcaklığımız 35 santigrat derece olduğu için 35 santigrat derecenin üstündeki sıcaklıkları biz ne yaparız? Uyarılabiliriz. O halde okuyalım A şıkkıyla. Ortam sıcaklığı 35 santigratın altındayken sıcaklığı algılayan almaçlar uyarılmaz. Evet arkadaşlar bakın 35'in altında uyarılma almaçlarımız yok. Mavi ile baktığımızda 35'in altında yok. A doğru. Hatalıdır diyor soruda. B'ye bakalım. Soğuğu ve sıcağı algılayan almaçların hiçbir sıcaklıkta birlikte uyarılmaz. Hayır arkadaşlar bakın burada şu sıcaklıkta birlikte uyarılmış. O halde hangisi hatalı? B şıkkı hatalı. C'yi okuyalım. Ortam sıcaklığı 40 santigrat derecedeyken sıcaklığı algılayan almaçlar uyarılır. Bakalım arkadaşlar. Ortam sıcaklığı 40 santigrat derecedeyken sıcaklığı algılayan almaçlar maviydi. Bakın uyarılmış. Doğru. Ortam sıcaklığı 35'in altına düştükçe soğukluğu algılayan almaçların uyarılma sıklığı artar. Bakıyoruz arkadaşlar soğukluk kırmızıydı. Evet 35'in altına baktığımızda gittikçe uyarılma sıklığı artmış. D şıkkı da doğru. Hangisi hatalı? B şıkkı hatalıdır. Devam edelim. Ayfer çikolatayı, Ayşe limonu, Filiz acı biberi çok seviyor. Ayfer, Ayşe, Filiz sevdiği yiyeceklerin tatlarını yukarıdaki şekli verilen dilin hangi kısımlarında daha yoğun olarak algılar? Arkadaşlar Ayfer çikolataysa çikolata tatlıydı. Dilimizin en ucu. Demek ki Ayfer 1 olacak. Yani A veya D şıkkı. Ayşe limonu ekşi arkadaşlar 3 kısımdı. 3 numaralı kısımdı. O halde Ayşe 3 olacak. Bakıyoruz. A'da yok. D'de var. O halde cevabımız D şıkkı. Devam edelim.
Filiz de acıymış. Arkadaşlar acı 4 numaraydı. Bakıyoruz 1, 3, 4 cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi burnun görevlerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Alınan havanın temizlenmesini sağlar görevidir. Vücut ısısının ayarlanmasını sağlar. Hayır, vücut ısısının değil, alınan havanın ısısını ayarlar. Cevabımız B şıkkı. C'yi okuyalım. Alınan havanın ısıtılıp nemlendirmesini sağlar. Doğru. Kokunun algılanmasını sağlar. Doğru arkadaşlar. Hangisi yanlış? B şıkkı. Koku alma sırasında meydana gelen olayların sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Uyarılar beynin koklama merkezine iletilir. Bu sonlarda olacak. Kokular cisimlerden buharlaşacak, yayılır. İki en başta olacak arkadaşlar. İkinin en başta olduğu A ve C şıkkı var. Sonra devam edelim. Koku tanecikleri havaya karışarak sarı bölgedeki mukus sıvısında çözünür. Evet, sonra 3 olacak. Çözünen koku tanecik almaçları uyarır. Bu uyarılar beyne, koklama merkezine iletilir. 1 en sonda olacak. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? C şıkkında var. Cevabımız C şıkkı olacak. Kokular cisimlerden buharlaşarak ayrılır. Daha sonra koku tanecikleri havaya karışarak sarı bölgedeki mukus sıvısında çözünür. Daha sonra da çözünen koku tanecikleri almaçları uyarır. Bu uyarılar beynin koklama merkezine iletilir. Yani cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Yukarıdaki çizelgede verilen uyarılardan hangisi deri tarafından algılanır diyor arkadaşlar. Bakalım, sıcaklık evet 1 olacak. Işık olmaz göz tarafından. Ses kulak tarafından olmaz. Ağrı evet arkadaşlar 1-4. Koku burun olmaz, 5 olmayacak. Yumuşaklık 6 olacak. Sonra basınç 7. Tat dil olacak, 8 olmayacak. Sertlik deri olacak. Doğru. Yani 1, 4, 6, 7 ve 9 cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Devam ediyoruz. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Derimizde bulunan duyu almaçları ile dokunma, basınç, ağrı, sıcak ve soğuk gibi duyular algılanır. Fakat derimizin her bölgesinde algılama duyusu aynı değildir. Bunun nedeni ne diyor arkadaşlar? Vücudumuzda parmak uçlarımız ve dudaklarımızda duyu almaçları daha yoğundur. Bu nedenle arkadaşlar burada daha fazla algılanır. Hangi şıkta var bu? Bakalım. A. Derinin her bölgesinde aynı oranda renk pigmentleri bulunur. Bu renk pigmentleriyle alakası yok arkadaşlar. Deride bulunan kıl kökleri algılamayı engellemesi. Hayır, kıl kökleri algılamayı engellemez. Bu da değil. Derinin her bölgesinde aynı oranda duyu almaçları bulunmaması. Evet, cevabımız C şıkkı. Her bölgede aynı oranda duyu almaçları bulunmaz. Cevap C. Deride beyine giden sinirlerin derinin belli bölgelerinde görev yapmaması. Hayır, her yerde görev yapar arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Mr. Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.